Abdurrahman Dilipak. Belirsizlik. Belirsizlik can sıkıcı bir hal aldı. Seçime mi gidiyoruz yoksa koalisyon mu kuruluyor belli değil. Koalisyon kurulacaksa kimle kurulacak o da belli değil. Her gün yeni bir senaryoyla uyanıyor insanlar. Henüz bir görevlendirme yapılmadı. Meclis başkanlığı için eğer bir mutabakat sağlanmazsa son turda AK Parti'nin seçileceği açık. Bu arada ortada bir de Baykal faktörü var. Neyse bu bugün yarın bu iş bitecek. E, i̇şin ilginç yanı hem CHP hem de MHP'de koalisyon konusunda derin bir bölünme var. Her iki partide de koalisyon olalım diyenler arasında bakanlıklar konusunda derin bir bölünme söz konusu. CHP eğer her koalisyon ortağı olamazsa Kılıçdaroğlu gidici. CHP her halükarda kongreye gidecek. Her halükarda partide ciddi bir bölünme yaşanacak. Özellikle yeni seçilen milletvekilleri durumdan rahatsız. CHP'de de MHP'de de bölünme keskin gibi. HDP'nin ne olacağı belli değil çok kırılgan, HDP eski HDP olmayacak. Kürt hareketi de eski Kürt hareketi olmayacak. Dağ, Ova, Ada, Barzani, PYD bütün senaryolar yeniden gözden geçirilecek. Bu saatten sonra ne eski AK Parti eski AK Parti, ne eski CHP eski CHP, ne eski MHP eski MHP olabilir. Köprünün altından çok sular aktı. Sorun sadece parlamento aritmetiği ya da oy oranı ile ilgili değil. Bu durum var olan bir potansiyeli tetikledi ve yeni bir süreç başladı. Ve cin şişeden çıktı. Çıktı. Bir geri dönüşte bugünden yarına hemen mümkün değil. Bugünkü parlamento aritmetiği Türkiye'nin elini güçlendirmiyor. Hiçbir koalisyon alternatifi de Türkiye için umut vermiyor aslında. Bana kalırsa bu işin sonucu erken seçim. Ya hemen ya da makul sürede en erken zamanda. Ve bu konuda en büyük sorumluluk da Cumhurbaşkanı'na düşüyor ve tabii AK Parti'ye yani Davutoğlu'na düşüyor. Baykal Kılıçdaroğlu ve Bahçeli açısından durum Türkiye parti davasının yanında bir de kendi kariyer ve gelecekleriyle ilgili. Bu anlamda Türkiye kritik bir eşikte bulunuyor. Aslında benim daha önce sözüne ettiğim başka koalisyon alternatifleri de var. Ama karşı tarafta bu işe liderlik edecek bir isim yok. Ayrıca karşı tarafta yer alacak kişiler açığa düşmek istemiyor. Bir garanti istiyor. Bu da yok. Bu süreçte bu da kolay bir iş değil. Baykal daha fazla sorumluluk üstlenebilir ama risk almak istemiyor. Onun için jübile anlamına gelecek bir siyasi rol gerek ve kendini bu süreçte parti örgüt ve tabanına ve sokaktaki insan nezdinde riske sokacak bir şey yapmaması gerek. Sanki böyle bir endişe taşıyor. Risk almaktan, radikal adımlar atmaktan kaçınıyor. Sonunda çözümün anahtarı gelip birileri istemese de Recep Tayyip Erdoğan'a dayanıyor. Aslında CHP istemez yük tavrıyla Erdoğan'ın şahsını, makamını hedef alan söylemleri Beştepe polemikleriyle kendini zora soktu. Şimdi eğer AK Parti CHP elini uzatmazsa Kılıçdaroğlu için kaçınılmaz son kapıda. Belki aralığa da kalmadan CHP kongreye gidebilir. Keskin sirke politikası sonunda küpüne zarar verdi. MHP de aynı dertle muzdarip. İktidar olsalar da sorun yaşayacaklar olmasalardı. Bugünkü belirsizlik devam edecek olursa erken seçim kapıda Erdoğan inceldiği yerden kopsun diyebilir. Yeni bir seçim AK Parti'nin zaferiyle sonuçlanır. Tabi yeni bir kadro ve programla seçmenin önüne çıkar ve kendini anlatabilirse. CHP'de MHP'de dağılabilir. HDP'nin ne olacağı belli değil. Bu biraz da seçime nasıl gidileceği ile ilgili. HDP baraj altı kalabileceği gibi oy kaybına uğramazsa ana muhalefet partisi bile olabilir. Bölünmüş bir CHP oy kaybeden bir MHP bütün dengeleri alt üst eder. Şimdi önümüzdeki şu iki gün önemli sonra gelişmeler daha da netleşecektir. Herkes eteğindeki taşı dökecektir. Mesela böyle bir ortamda CHP içinde veya dışındaki liberal veya alevi kesimin önde gelen kanaat önderleri ve siyasi kimlikleri bu çevrelerin siyasi refleksleriyle ilgili olarak bu süreçte neden Beştepe'den randevu istemezler veya Beştepe neden davet etmez? Herkesin elini taşın altına koyması Gerek. CHP ile ilgili süreci sadece Baykal ve Kılıçdaroğlu üzerinden götürmek bana çok da gerçekçi gelmiyor. Partilerin taban örgüt ve gruplarında derin bir sancı yaşanıyor Politik süreçte herkesin birbirini anlamaya ihtiyacı var. Bunu sadece bir koalisyon pazarlığı olarak görmüyorum. Farklı kesimlerin dirsek teması birbirlerini anlamaları dinlemeleri önemli. Sadece sorumlu siyasi aktörler üzerinden süreci takip etmek değil Keymanlar üzerinden serbest temasların sağlanması gerek. Her ihtimalin bu ihtimallerin maliyet ve risklerinin doğru analiz edilmesi gerek. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.